Öncelikle Özgür TV'nin yayın hayatında başarılar diliyorum. Yani gerçekten günlerde en çok ihtiyacımız olan şey özgür basın. Bu özellikle tekçi rejim kendini kurumsallaştırırken bütün alanlara saldırdı ve en büyük saldırısı da aslında propagandalarına engel olacak özgür basını susturmak oldu. Ve buna direnen, mücadele eden özgür basın tüm bedelleri göze alarak da aslında topluma, halka gerçekleri, hakikati ulaştırmaya çalışıyor. Onun için çok kıymetli özgür bir basın, Özgür TV'nin yeni hayata başlamış olması, buradan kendilerine başarılar diliyoruz. Tabii ki rejim kendini kurumsallaştırırken özellikle 2015'ten bu yana yani Türkiye'de çokça değişiklikler ve dönüşümler yaratmaya çalıştı. Ve bu değişiklik ve dönüşümünü yaratmaya çalışırken önündeki bütün engelleri saf dışı bırakmaya çalıştı. Bu engellilerin en önemlileri tabii ki Kürt halkı, HDP ve yine kadınlardı. Çünkü bir faşist rejimde, bir antidemokratik bir sistemde kadının olması söz konusu olamaz. Eğer siz bir rejim inşasına gidiyorsanız öncelikle buna karşı direnen, mücadele edenleri saf dışı bırakmaya çalışırsınız. Türkiye'de tam da bunu aslında yaşıyoruz uzun bir süredir. İktidar kendi rejimini kurumsallaştırırken işte kadınlara bir rol yükledi. Bu rol neydi? İşte evin içerisinde, aile içerisinde tanımlanan, işte kaç çocuk doğuracağı kendisini ifade eden, tabii bu çocukları da kendisine teslim edilmesini isteyen bir iktidar var. İşte çocuk doğuracaksınız, o çocukları bize vereceksiniz. Biz onları savaşa da gönderebiliriz, çeteleştirebiliriz de kendi yandaş kimliğimize de büründürebiliriz. Aslında böyle bir nesil yaratmak için kadınları tabiri caizse bir kuluçka makinesi gibi tanımlayıp yine işte bu rejimin içerisinde erkeklere de bir payı, işte siz benim köleliğimi kabul edersiniz, kadınlar da sizin köleliğinizi yapar. Yani işte kadınların köleliğiyle toplumu biat ettiririz anlayışı söz konusuydu. Ve bununla şu anda tam da bu rejimin bu politikalar nedeniyle şu anda binlerce arkadaşımız cezaevinde ve bunlardan yüzlercesi kadın. Bütün kadın kazanımlar hedef alınmış durumda. İşte belediyelere kayyum atamaktan, eş başkanlık sisteminin yargılanmaya çalışılmasından, kadın mücadelesinin yargılanmaya çalışılmasından, işte kadın kurumlarının kapılarına kilit vurularak, işte kadınların kendi özgün özel örgütleyebilecekleri alanların ortadan kaldırılmasına, işte nafaka hakkının tartışmaya açılmasından, istismar yasasının meclis gündemine getirilmesine ve en son işte tek adam rejiminin bir gece yarısı bir imzayla İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilmesine kadar varan bir süreci hep beraber yaşadık. Bu kadar büyük adaletsizlik silsilesi içerisinde aslında biz HDP Kadın Meclisi olarak bir dönemdir, işte Şubat ayından bu yana kadınlar için adalet kampanyasını başlattık. Bütün adaletsizliklere karşı aslında bu adaletsizliklerin en fazla faturasının kadına çıkartıldığı gerçeğiyle aslında böyle bir kampanya başlattık. Çünkü biliyoruz ki işte rejim dediğim gibi inşasını sürdürürken kadını hedef alıyor. Savaş politikalarıyla işte tecridi derinleştirmeye devam ettirdikçe, Sayın Öcalan üzerindeki tecridi derinleştirdikçe kadının toplumsal yaşamındaki rolü ortadan kaldırılmaya çalıştık. Kadın daha fazla tecritle yüz yüze kalıyor. Savaşın en büyük faturasını kadınlar çekiyor. Çünkü bu savaşın ilk gününden bu yana savaş kadın bedeni üzerinden başlatıldı ve hala devam ediyor. İşte Ekim Barto'nun bedeninin çıplak bir biçimde teşhir edilmesinden, işte özel savaş politikalarıyla Gülistan Doku'nun kaybettirilmesine, İpek Yeren'in bir uzman çavuş tarafından tecavüze uğramasına kadar savaş politikasının nasıl kadınların yaşamı ve bedenleri üzerinden yürütüldüğünün bir göstergesi. Ve tabii ki bu adaletsizliklerden bir tanesi de yoksulluktu. Çünkü savaşı devam ettirmenin yegane yöntemlerinden biri de ekonomik. Yani ekonomik bütün kaynaklarımızı, bu ülkenin bütün kaynaklarını savaşa, ranta, yandaşa, yani kendi politikalarını destekleyen bu yandaşa devreden iktidar toplumu büyük bir yoksullukla yüz yüze bıraktı. Ama bu yoksulluğun da maalesef en büyük faturası kadınlara çıktı. Artık yoksulluk, kadın yoksulluğundan söz etmeyeceğimiz bir durum aslında. Yoksulluğun kadınlaşması durumuyla karşı karşıyayız.
Ve biz bu kampanyayla 18 ili ziyaret ettik. 18 ilde çok farklı kimliklerden ve çok farklı çalışma alanlarından ya da çalışmayan kadınlarla bir araya geldik. Hepsinin ortak söylemi aynıydı aslında. Bu iktidardan bir beklentimiz yok. Bu iktidarın bize sunacağı bir vaat kalmamıştı. Şu anda biz yoksullukla, açlıkla, yoksullukla yüz yüzeyken iktidar işte kendi saraylarında şeffaflı yaşamını devam ettirmeye devam ettiriyor ve bununla da yetinmiyor. Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan çıkıp pozisyonları küçültme telkinlerinde bulunuyor ve ekonominin ne kadar iyi bir durumda olduğunu ifade ediyor. Biz işte kadınların bu sesini, sözünü hem kamuoyuna hem meclise taşıma ve bunun mücadelesini yürütme sözünü vererek çıktık. Bugün tam da buna paralel bir biçimde mecliste bütçe görüşmeleri var. Ve yine şaşırmayacağımız bir biçimde bu bütçenin tamamı yine savaşa, ranta ve yandaşa ayrılan bir bütçe. Yani kadının adı yok, işte gençlerin adı yok, toplumdaki aslında dezavantajlı hiçbir grubun adı yok, halkın da adı yok. Yani bütçenin bütün kalemleri işte eğitimden sağlığa, sanayide, savunmadan kültüre, aslında hepsi savaş ve savaşı destekleyecek programlar çerçevesinde dizayn edilmiş ve aktarılmaya çalışılıyor. Biz bunun içinde gerçekten çözümün toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten, toplumsal cinsiyet eşitliğini baz alan bir bütçe olduğunu ifade ederek çalıştaylar düzenledik. Kadınların görüş önerilerini aldık. Ama bilinmelidir ki bu böyle büyük bir karanlık tablonun var olduğu olması diğer bir hakikati gözden kaçırmamıza neden olmamalı. İktidarın elinde ne kaldı? Savaş, nefret söylemleri, toplumu karşı karşıya getirme siyaseti ve propaganda, yalan. Çünkü elinde başka hiçbir toplumsal karşılık kalmadı. Her gün biraz daha tükenen, her gün biraz daha binen, biten, her gün biraz daha toplumsal desteğini kaybeden bir iktidar var karşımızda. Ve bunun aslında bu gerçekliği farkında olarak saldırganlıklarının da arttığını biliyoruz. Kadınların bununla bu kadar yönelimin güçlerinden değil aslında güçsüzlüklerinden ve korkularından olduğunu da çok iyi biliyoruz. İşte biz tam bu nedenle kadın mücadelesiyle bütün bu saldırıları püskürteceğimize ve gerçekten özgür, eşit, demokratik bir yaşam kurabileceğimize inanıyoruz. 25 Kasım'a doğru gidiyoruz. 25 Kasım kadınlar için önemli bir gün. Bu 25 Kasım'da da özgürlüğümüzü, kazanımlarımızı, geleceğimizi savunmak için alanlarda ve meydanlarda olacağız. Tabii daha erken belki ama sizin vesilenizle buradan bir kez daha tüm kadınları 25 Kasım'da bir arada olmaya, bu bize dayatılan rejim, yaşam karşısında ortak mücadele etmeye de buradan bir kez daha çağırmak istiyoruz. Yine bize yayınınıza aldığınız için de çok teşekkür ediyoruz.